Derin TV ekranlarından herkese yeniden merhaba değerli izleyenler. Bir Seçim 2023 programıyla daha yeniden karşınızdayız. Programın şimdiki konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili adayı Sayın Abdullah Çakır. Hoş geldiniz Abdullah. Hoş bulduk Eda Hanım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz soruyorsunuz. Siz sormadan ben sorayım. Evet, teşekkür ederim. Evet. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Vallahi gayet iyi gidiyor. Bugün yine yoğun bir tempodaydık. Sabahtan resmi daireler, kamu binalarını, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ettik. Öğleden sonra yine Kurtuluş Mahallesi'ndeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Organize sanayiye çıktık. Oradaki iş yerlerini ziyaret ettik. İşte şimdi buradayız. Akşam Ergonokan Mahallesi'ndeki yurttaşlarımızı evlerinde ziyaret edeceğiz. Yani sabah 7.30-8'de başlıyor. Gece 12'ye 1'e kadar ziyaretlerimiz devam ediyor. Tabii ki gayet olumlu tepkiler alıyoruz. İyi tepkiler aldığımız için de morallerimiz hep üst seviyede. Evet. Pozitif insanlar, gençlerimiz çok olumlu, emeklerimiz inanılmaz destek veriyor. İnşallah her şey çok güzel olacak diyoruz. Bize de bu yoğun zamanınızın arasında fırsat verdiniz, zaman ayırdınız. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Gündem güzel. Çok yoğun biliyorsunuz. Evet. Kardemir'le başlamak istiyorum. Evet. Kardemir'e 600 işçi alımı yapılacağını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bunun müjdesini verdi. Bu da tabii ki bir gündemde bir anda yer edindi, oturdu ve konuşulmaya başlandı. Siz bunu evet. Nasıl değerlendirirsiniz efendim? Vallahi ben hep şunu söylüyorum. Biz Karabük'te yaşıyoruz. Yıllardır Karabüklüyüz. Karabük'ün ve Kardemir'in bu şekilde siyasete alet edilmesini asla doğru bulmuyoruz. Biz aylardır söylüyoruz. Kardemir'de eleman ihtiyacı var diyoruz. Hatta bunları yetkililere de ilettik. Basın yoluyla da ilettik. Hı hı. Dedik ki Kardemir'de cumartesi, pazar artı mesailer hat safhada. Yani bunun çözümü nedir? İşçi alımıdır dedik. Ama aynısını daha önceki senelerde 2015 seçimlerinde de yapmışlardı. Tam seçim zamanı geliyor. Siyasi iktidar zor durumda kaldığını anladığı anda Kardemir'e işçi alımını gündeme getiriyor. Tabii ki Karabük halkı bunları çok iyi değerlendiriyor. Ben özellikle buradan sendika başkanı Yunus Değirmenci'nin konuşmalarının büyük bir bölümünü dinledim. Kendisine şunu söylemiştim ben daha önce. Bir kere daha sizin, ben bunu yüzüne karşı da söylemiştim açık yüreklilikle. Bizi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret ettiği zaman Yunus Değirmenci eğer siyaset yapmak istiyorsa gelsin Karabük'ten keşke aday olsaydı. Veya memleketinden aday olsaydı. Eğer Yunus Değirmenci sendika başkanıysa buradaki çelik işçisinin 1600 derecede emeğiyle geçinen, alın teriyle para kazanan çelik işçisinin kullanacağı oyun rengini o belirleyemez. O iyi şeyler yaptığını zannediyor mu? Bana göre hiç iyi şey yapmadı. Kardemir işçisi Kardemir'de Kardemir'i kimlerin kurduğunu, Kardemir'i kimlerin kapattırmadığını, Kardemir'in bugünlere nasıl geldiğini 1937'de kurulan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan bu fabrikanın nasıl bu şekilde geldiğini de çok iyi bilir. Özelleştirme kapsamında yine sol bir iktidar Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin Karabük Demir Çelik fabrikalarının kapatılmaması için nasıl mücadele ettiğini de bilir. Yine 2002'deki özelleşme süreçlerinde zor durumda kaldığı zaman Kardemir'e o zamanki hükümet, DSP'nin olduğu hükümette nasıl önünün açıldığını da Kardemir çalışanları çok iyi bilir. Yani şu anda Kardemir iyi bir yere geldi. Borsada halka açık bir şirket. Yani %100'e yakın bir kısmı borsada işlem görüyor. Borsada işlem gören bir kurum hakkında yani böyle spekülatif açıklama yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanının dedikleri de doğru değil. Yani özel sektör bir firmasının işçi alımını eğer Cumhurbaşkanı açıklayacak seviyeye kadar geldiyse işte AKP iktidarının ne kadar zor durumda olduğunu insanlar bir kere daha görmüş oluyor. Tabii ben şöyle biraz daha geriye gittiğimiz zaman biliyorsunuz Kardemir'den sendikal mücadeleden doğru İşler atılan işçiler vardı. Bunlar mahkemelere gittiler, mahkemeleri kazandılar. O zaman Sayın Mehmet Ali Şahin şöyle bir açıklama bulunmuştu, söylemişti. Hükümet olarak biz bu olaya müdahale etmemiz mümkün değil. Biz bu konuda taraf değiliz.
Kardemir bir devlet teşekkülü değil. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Devlet teşekkülü değil. Devlet teşekkülü olsa belki çözebiliriz. Kardemir bir anonim şirket. Dolayısıyla yönetimleri özel, yani bize bağlı değil demişti. Ama geldiğimiz noktada şu anda ne diyor Cem Şahin? Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor. Özel sektöre, halka açık bir şirkete eleman alma kararını önce Cumhurbaşkanı veriyor ve Sayın Özçelik Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci de toplayabildiği işçilere diyor ki burada siyaset yapıyor. Cumhurbaşkanı'na ve AKP'ye destek verin. Eğer onun birinci görevi nedir? İşçinin hakkını savunmaktır. İşçinin hakkını savunacağını eğer burada siyaset yapıyorsa keşke seçimlerde aday olsaydı. Niye aday olmadı? Niye aday olamadı? Öyle sendika koltuğuna oturup da bir gün öyle bir gün gelir ki o Kardemir işçisi veya bulunduğu yerdeki sendikalara bağlı işçiler gün gelir bu açıklamasından dolayı Yunus Değirmenci'ye de bunun hesabını sorar. Sadece karabik olarak söylemiyorum. Sendikacı sendikacılığını yapsın. Siyasetçi siyasetini yapar. Yani hiç kimse burada bir şey demiyor da Yunus Bey'e mi düştü bu açıklama? AKP'ye destek vermek, Cumhurbaşkanı'na destek vermek sendika başkanına mı düştü? Kardemir'de çalışan binlerce işçi var. AKP'ye oy veren işçi de var. AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren işçi var. İyi Parti'ye oy veren veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren binlerce işçi var. Yani onların oyunun, yani şimdi Yunus Değirmenci bunu söyledi diye onların oyu mu değişecek? Emin olun Kardemir işçisi elinden tutanını bilir. Yine söylüyorum. Kardemir işçisi 14 Mayıs'ta kimin yanında olacağını çok iyi bilir. Bunların bu yaptıklarına karşı en iyi cevabı 14 Mayıs'ta seçimlerde Kardemir işçisi verdi. Kardemir işçisi öyle günlük o sözlere asla itibar etmez. Onlar 14 Mayıs'ta emin olun gereğini yapacaktır. Kendisine sahip çıkanı da Kardemir işçisi çok iyi bilir. Kardemir ne zaman zor durumda kalsa, Kardemir işçisine kim sahip çıktıysa, bu fabrikanın temellerini kim attıysa, onlar yeri geldiği zaman buna da sahip çıkacak. Şimdi bir bakıyorsunuz, Çelik İş Sendikası, Özçelik İş Sendikası bu açıklamalarda bulunuyor. Yani kendine haddin olmayan şeyleri bana göre söylüyor. Oradan sonra Cem Şahin de diyor ki, Yunus Başkan'a ben çok teşekkür ediyorum. İşte işçi alımı konusuna da teşekkür ediyor. Yani şimdi burada bir tane doğru tektir diyoruz hep. Yani yıllar önce Sayın Mehmet Ali Şahin'in biz Kardemir konusunda taraf olamayız diye açıklamaları var. Şimdi Kardemir konusunda işçi alacağız diye Sayın Cumhurbaşkanı taraf oluyor. Sayın Cem Şahin de teşekkür ediyor. Hangisi doğru? Mehmet Ali Bey'in dediği mi doğru? İşten atılan işçilerin geri dönmesi için kendilerine gidildiğinde mahkeme kararı uygulansın dediğinde o söylediği söz Kardemir özel bir şirket, borsaya açık bir şirket dediği mi doğru? Cem Şahin'in dediği mi doğru? Eğer Mehmet Ali Bey'in dediği doğruysa Cem Şahin babasını yalanlıyor. Cem Şahin'in dediği doğruysa o zaman Mehmet Ali Bey'in zamanında dediği sözler doğru değil. Kısacası ben tekrar özellikle şunu belirtmek istiyorum. Kardemir Karabük'e mal olmuş. Hatta Türkiye'ye mal olmuş ve geleceği çok parlak olan ender şirketlerden bir tanesidir. Hepimiz Kardemir'e bütün siyasi partiler yeri geldi zor durumda kaldığı zaman bir Karabük'lü olarak sahip çıktık. Kardemir Karabük'ün olmazsa olmazıdır. Her zaman biz Karabük'ü destekledik. Tüm siyasi partiler destekledi. Ama seçim zamanı böyle popülist politikaların yapılmasını asla doğru bulmuyorum. Bu hem Karabük'e hem de Kardemir'e zarar verir. O zaman şu açıklanıyor. Yani Kardemir Yönetim Kurulu'nu iktidar, yani biz zaten bu konuda da eleştirilerimizi getirmiştik. Yani kendini siyasi bir yer olarak görüyor demek ki. Kesinlikle bunlar doğru değil. Herkes aklını başına alsın, siyasetçi siyasetini yapsın, sendika başkanlığı sendika başkanlığını yapsın. Kardemir'in zaten eleman ihtiyacı vardı. O zaman bunu geciktirmesinler, hemen bir hafta içinde var ya, ben buradan çağrıda bulunuyorum. Yani niye uzatıyorlar? 600 işçi alınacaksa bugün açıklasınlar. Önümüzdeki çarşamba, perşembe kurallarını çeksinler ve işçileri alsınlar. Yok, bunların amacı işçi almaktan ziyade siyaset yapmak. Şimdi seçimlere kaldı bir hafta. Seçimden önce bu işçilerin işe başlaması mümkün mü? Değil. Şimdi ne yapacaklar?
İşte 5000 tane müracaat alacaklar güya, 3000 tane müracaat alacaklar. Herhalde şimdi il teşkilatları veya ilçe teşkilatları müracaat almakla uğraşıyorlar. Seçimden sonra alacaklar. Bunlar doğru değil. Eğer bunlar gerçekten samimi ise önümüzdeki hafta toplasınlar, bir an önce kurallarını çeksinler, alsınlar. Müracaatları il teşkilatları mı alıyor Sayın Başkan? Tabii ki il teşkilatları alıyor. Onun için biz adalet diyoruz. Bu Türkiye'ye bu adaleti, bu liyakatı kesinlikle getireceğiz. Bu şekilde popülist politikalara, seçim zamanı ortaya çıkan politikalara Cumhuriyet Halk Partisi olarak asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Yani bunlarla ilgili, yani 14 Mayıs'tan sonra biz iktidar olacağız. Kesin net bir şekilde söylüyorum. Kim bu konularda da alet oluyorsa, yani yönetim kurulu üyeleri veya genel müdürler, ben onlara da buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer seçimden önce kuralları çekebiliyorlarsa bakalım görelim. Seçim sonu insanlara kandırılmaya yönelik, onların oyunu almaya yönelik bir politika da yapıyorlarsa bunların hesabını biz geldiğimiz zaman kesinlikle soracağız. Öyle kardemin üzerinden kimseye prim yaptırmayacağız. Bırakın, yani yine söylüyorum, siyasetçi siyasetini yapsın, doğru siyasetini yapsın. Yani ben bunu çirkinleşme olarak görüyorum. Yani asla ve asla, şöyle geçmişe bir bakalım. Yani 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanım hangi özel sektöre, borsaya açık bir şirkete veya varlık fonunda işçi alacağız diye söyledi. Yani bu kadar mı zor durumda kaldınız ya? Kardemir'in üzerinden siyaset yapacak kadar mı zor durumda kaldınız? Bu onların zor durumda ve güçsüz kaldığını, iktidarın elden kaydıklarını görüyorlar. Karabük'te yok olduklarını görüyorlar. Hiç açıklandığını ben görmedim. Yani bilmiyorum da, yani seçim öncesi bir, yani ülkenin cumhurbaşkanı Karabük'teki 600 işçinin alınmasını açıklandığını görmedim. Bir sendika başkanının çıkıp da işçilere işte hatta bazı şeyler var. Diyor ki taşeronlara kadroyu alın dedik, aldınız. EYT dedik, aldınız. Erken emeklilik, işte EYT'de emeklilik aldınız. İşte asgari ücret artırıldı, aldık. Ya bunları ben hiç bu şekilde Hak İş Sendikası'nın veya Yunus Bey'in, Yunus Değirmenci'nin taşeronların kadroluğa geçirmesiyle ilgili, EYT ile ilgili, yani EYT ile ilgili, asgari ücretle ilgili, ya hükümet ne verse gittiler, onlar aynı zammı attılar. Bunları sürekli gündeme getiren, emeklilerin yaşam koşulları ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi. Şöyle bir bakalım, Cumhuriyet Halk Partisi söylediği zamanlar Sayın Yunus Değirmenci bir tane açıklamasını getirsin bana. Bir tane, yani Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce, kardeşim biz taşeronu kadroya almak için sendik olarak mücadele ediyoruz diye bir açıklamasını getirsin. Veya EYT ile ilgili bir tane açıklamasını getirsin. Veya asgari ücretin belirlenmesi aşamasında biz şunu istiyoruz, şunun altına asla imza atmayız diye bir tane açıklamasını getirsin. Ben sizin ekranlarınızdan söz veriyorum, özür dileyeceğim. Bunları Özçelik Sendika Başkanı söylediği için değil, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, tabii emeklerle ilgili veya diğer konularla ilgiliydi, gündeme getirdiği için, bunlar da seçim zamanı bunlardan çekindikleri için yapmak zorunda kaldı. Evet, açıkça söylüyorum. Sayın Genel Başkanımız, inşallah 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bunları da gündeme getirdi ve bunlar da yapmak zorunda kaldı. Biz muhalefetteyken iktidara bunları yaptırdık. Düşünün, iktidara geldiğimiz zaman bu halk için biz neler yapacağız? Çok iyi şeyler yapacağız. Onların yaşam standardını uygulamak için, yani daha üst seviyelere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Keşke Sayın Değirmenci bu asgari ücret falan artırdık demiş ya, şunu da deseydi. Ya Hak İş'in veya sendikaların açlık sınırı 10.500 lira. Neden Türkiye'de asgari ücret 8.500 lira deseydi? Hükümete çağrıda bulunsaydı. Asgari ücreti 10.500 lira yapın. Bakın 4 kişilik ailenin açlık sınırı 10.500 lira diyebilseydi. Öyle bizim dediğimiz sözleri alıp da cımbızlayıp işte biz bunları dedik, Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı demek doğru değil. Onlara hiçbirileri Sayın Yunus Değirmenci söylemedi. Varsa getirsin bana, bunlar söylenmeden önce ben bunları söylemiştim. Başkan doğru bilmiyorsun desin. Ben sizin kanalınızdan çağrı yapıyorum. Ve bekliyorum da demesini.
Beraber çıkalım televizyona veya programınıza, oturalım konuşalım. Eğer siyaset yapmak istiyorsa gelsin beraber oturalım konuşalım, siyaset yapalım. Ama kaçak güreşme yok. Yani sendikacı gömleğini gelip öbür taraftan da siyasetçi gibi davranmak doğru değil. Karabük halkı en iyi cevabı, Kardemir işçisi ve Karabük halkı bunlara ne zaman? 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecek. Nerede verecek? Sandıkta verecek. Onlar da bunu görecekler. Evet, ismi geçen bütün şahısların ve kurumların cevap hakkı saklıdır. Onlar da istedikleri zaman ekranlarımız açık. Arkadaşımız suyunu bıraksın. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Onların da cevap hakkı saklıdır. İstedikleri zaman burada gelip kendilerini ifade edebilirler. Beraber çıkalım. Yani bu kadar önemli bir konuda, eğer Karabük ilgilendiren bir konuda bunlar Karabük halk adına, Kardemir işçisi adına konuşabiliyorsa çıkalım. Açık, ekranımız açık. Tabii ki, tabii ki. Her şekilde. Biz her yere gideriz, bizim sıkıntımız yok. Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz yine. Hiç kimsenin çekincemiz de yok. Bir de CHP'ye dönelim. Evet. Sayın Başkan. CHP'de birlik ve beraberlik sağlandı mı? Zaten öyle bir sorun yoktu ki. Yani bunu nereden çıkıyor ben onu da anlamış değilim. Bu söz üzerinden CHP'nin yıpratılmaya çalışıldığı görülüyor. Evet. Buna bir açıklık getirir misin? Az önce dedim ya, işte sendika konusuna da örnek verdik. Herkesin şimdi CHP'nin buradaki yükselişinden rahatsız olan o kadar çok insan var ki nasıl bir algı yapalım diye bunları düşünüyorlar. Bakın biz bugün 3 tane milletvekili adayımızla beraber önce Karabük Belediyesi şantiyesine gittik. Sahada mı herkes? Tabii ki, bak Karabük Belediye şantiyesindeki işçilerimizle saat 8'de biz belediye şantiyesindeydik. Hatta onlardan önce gittik 8'e çeyrek kala. Oradaki işçilerimizle görüştük. Onların şantiyelerinde çaylarını içtik, beraber sohbet ettik. Ondan sonra oradan çıktık, biz üçe bölündük. Üçe bölündük. İşte kamu binalarını ziyaret ettik. Bir kısmımız Karabük'te kaldı, bir kısmımız Eski Pazar'a gidiyor. Bir adayımız işte Ovacık'a gidiyor, Eflani'ye gidiyor, Safranbolu'ya gidiyor. Hı hı. Ve akşam, çoğu akşam, akşam programlarımız beraber oluyor. İşte bir gün Cevizkent TOKİ gezdik, komple bütün evlere girdik. Bir gün 200 evlerde, hatta Sait Bey'le de karşılaştık orada. Arkadaşlarımızla beraber gece bütün mahalleyi dolaştık, broşürlerimizi dağıttık, esnaflarımızı ziyaret ettik. Bu akşam dediğim gibi Ergonokon Mahallesi'ndeyiz. Bir bakıyorsunuz Yenice'deyiz, Eski Pazar'dayız, Safranbolu'dayız, Karabük'ün her yerindeyiz. Safranbolu Belediye Başkanımız Safranbolu'da bizlere destek oluyor. Onunla beraber Safranbolu ziyaretlerimize devam ediyoruz. Yani kadın kollarımız, gençlik kolumuz, yani siyasetin olmazsa olmazları, ilçe başkanlarımız, il başkanımız, üyelerimizle beraber. Hep beraber biz sahadayız ve inşallah 14 Mayıs'ta bizim hakkımızda, işte bunlarda birlik beraberlik yok diyenlere 14 Mayıs'ta onlara da cevabını o sandıkta vereceğiz diyorum. CHP Karabük'te ne vaat ediyor Sayın Başkan? CHP sadece Karabük'te değil, Türkiye'de biz öncelikle adaleti vaat ediyoruz. Gerçekten Türkiye'nin birinci problemi adalet. Eğer adaleti biz uygulayabilseydik, liyakati uygulayabilseydik, az önce Kardemir konusunda yani Kardemir'le ilgili hiçbir şey söylememiş olurduk. Biz bir kere eğer kendimize göre bazı şeyleri ararsak bunlar doğru değil. Şu anda Türkiye'de adalete olan güven gittikçe azalıyor. Bakın. Yani anketler var bu konuda. Araştırma şirketleri en az güvenilen kurumun ne olduğunu, adalet olduğunu söylüyor. Biz öncelikle bu adaleti, bu liyakati bu ülkeye getirmek zorundayız. Getiremezsek çok büyük bir sıkıntı var. Adaletin olmadığı yerde yatırımcı yatırım yapmaz. Adaletin olmadığı yerde güvenin, yani adalet bir bakıma güvendir. Güvenin olmadığı yerde yabancı yatırımcı da gelmez. İnsanlar korkuyor, çekiniyor. Yani şimdi bir bakıyorsunuz, yani öyle ilginç kararlar çıkıyor ki insanlar artık güvenini kaybeder hale gelmiş. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Bize diyor yetkiyi verirseniz diyor, biz diyor mülakatı kaldıracağız. Hayda. Ya ne bekliyorsunuz? Zaten mülakatı getiren sizsiniz. Yani iki kişi sınava giriyor. Siz de herhalde KPSS'ye girmişsinizdir. Niye atanamadınız? 95 olup atanamayan insanlar var. Eğer buradan diyorlar ki eğer derlerse ki yok böyle bir şey, ben bunları da ispat etmeye hazırım.
Adama 95 alıyor yazılıda, 90 alıyor, derece yapıyor, mülakata giriyor, mülakatta kaybediyor. Yazılıda 60 alıyor, mülakatta yüksek alıyor. Bir bakıyorsunuz ataması yapılıyor. Ne oluyor? Gençlerimizin bir kere güveni kalmıyor. Bu ülkeden gitmek istiyorlar. İnanın gençler içerisinde bir anket yaptığı zaman, yani yurt dışına gitmek isteyen belli bir yaş grubu var, 18-25. Ben diyor Türkiye'de diyor iş problemi var diyor. Adalet yok diyor. Atanamıyorum diyor. İşte haksızlık var diyor. Şimdi öncelikle biz adaleti ve liyakati getirmemiz lazım. Biz ne dedik gençlere? Biz geldiğimiz zaman mülakatı kaldıracağız dedik. Önce tabii kimsede ses yok. Bakıyorlar seçim zora geliyor. Ondan sonra Cumhurbaşkanı bir gün bir çıkıyor. Diyor ki, ey gençler diyor, biz iktidara geldiğimizde diyor, bu mülakatı kaldıracağız diyor. Kim getirdi bu mülakatı? Biz mi getirdik? Niye kaldırmıyor? Çok basit. Yani kaldırmak istiyorsa, bunu herhalde bir 10-15 gün önce söyledi. Şu ana kadar kalkardı. Kim itiraz eder? Şu anda hala mülakat yapılan yerler var. Buna kimse itiraz etmez. Keşke kaldırsaydı. Niye bekliyor? Yani elinde olan, 21 yıldır iktidarda olan ve kendi getirdiği bir kuralı seçim vaadi olarak ben bunu kaldıracağım demeyi de milyonlarca gencimizin takdirine bırakıyorum. Biz her şeyden önce dediniz ya, Karabük'te neyi vaat ediyorsunuz? Biz Türkiye'de neyi vaat ediyorsak Karabük'te de onu vaat ediyoruz. Bir kere bu adalet ortamını sağladıktan sonra gençlerimiz artık geleceğe daha güvenli bakacak. Gidecek hakkıyla sınavına girecek, yazılısına kaç aldıysa atamaları ona göre yapılacak. Kamudaki boş kadroların tamamı atanacak. İşte öğretmenlerde 100 bin öğretmen atayacağımızı söyledik. Köy okullarının tamamını açacağız. Bakın öğrenci olan köy okullarının tamamı yeniden açılacak. İşte bu 100 bin öğretmeni de orada istihdam edeceğiz. Özellikle tarım ve hayvancılıkta, sadece bu Karabük'te değil, Türkiye genelinde de yeniden bir düzenlemeye gideceğiz. Biz burada Karabük'te her şeyden mağduruz. Tarımda, hayvancılıkta, işte Türkiye'de iki tane proje var. Kırsal Kalkınma, İPART. İkisinde de teşvikten mağduruz. Sanayide teşvikten mağduruz. Dolayısıyla bu mağduriyetlerimiz artık gidecek. Çarklar dönmeye başlayacak. Karabük'te üretecek, Türkiye'de üretecek. Ürettikçe istihdam artacak. Hedefimiz 5 yılda 5 milyon işçi. 9 tane organize bölgeler açılacak. İhtisas bölgedir. Büyük bölgeler bunlar. Ve oradaki özellikle gençlere yönelik iş imkanları daha da artacak. Evet. Bir de şu var. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhur İttifakı tarafından teröre destekle itham ediliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili ne söylersiniz? Evet, bugün Genel Başkanımızın bir açıklaması vardı. Takip edebildiğiniz mi bilmiyorum. Evet. Açık ve net dedi Genel Başkanımızın, kendi ifadeleriyle söylüyorum. Hı. Kim terör örgütlerinin yanında durursa, beraber olursa, onların ayağına hakim, savcı gönderirse Allah onun belalarını versin dedi. Belasını versin dedi. Kesinlikle altına imza atıyoruz. Biz şöyle bir baktığınız zaman geçmişten günümüze karşı Cumhurbaşkanı'nın ilk seçildiği seçimlerde biz Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber, MHP ile beraber Ekmelettin İhsanoğlu'nu desteklemiştik. Ortağımız oydu. AK Parti'nin ortağı, AKP'nin ortağı kimdi? HDP'ydi. Şimdi bir bakıyorsunuz bu ülkeye çözüm sürecini kim getirdi? AKP getirdi. Norveç'te, Oslo'da, Dolmabahçe'de, sınırda, işte Habur'da seyyar mahkemeleri kuran kim? Ya teröristlerin ayağına hakimleri, savcıları getiren kim? Kim? Diyarbakır'da megri söylerken gözyaşı dökenler kim? Çok da geriye gitmeyelim. 2019'da devletin televizyonuna, TRT'ye kırmızı bültenle aranan bir kişiyi televizyona çıkarıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a oy isteten kim? Hepsinin cevabı tek. AKP. Buradan ne çıkıyor? Yani biz mi destek vermişiz teröre? Biz mi işbirliği yapmışız?
Şimdi ittifaklar var. Evet. Biz kimle ittifaktayız? Ben sayayım size. Bizim ittifak ortaklarımız belli. Saadet Partisi, evet. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Biz bir aradayız. Dokuzlu masa mısınız siz? Hayır. Belli. Altılı masayız bizim. İttifak İYİ Parti ile. Altılıyız biz. Altı tane liderimiz var. Ha, gelelim öbür tarafa. Biz ittifaklarımızı inkar etmiyoruz. İşte altı tane liderimiz anlaştı. İttifak. Ve Türkiye'de bu ittifak, Millet İttifakı olarak biz herkesin oyuna talibiz. Kürdünde, Türkünde, Lazında, Çerkezinde, ben sokakta AKP'de siyaset yapan arkadaşları görüyorum. Onlardan da oy istiyorum. Biz herkesten oy istiyoruz. Bakın şimdi ne var biliyor musunuz Abdullah Bey? Evet. HDP biliyorsunuz, hı-hı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Biz dedi onu destekliyoruz dedi. Evet. Şimdi bununla beraber de HDP'li iki isim var. Ben bir önceki programda da bunu söyledim. Birisi Sırrı Süreyya Önder, diğeri de Sırrı Sakık. Evet. Şimdi bakın Sırrı Süreyya Önder'in bir açıklaması var. Diyor ki kendi beyanı bu. Kandil ve İmralı dışlanmayacak diye bir açıklama, hı-hı, yapıyor. Bunun ardından Sırrı Sakık da İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız diyor. Hı-hı. Şimdi tabii ki bu açıklamaları ben kesinlikle altılı masayla bağdaştırmıyorum veya onlara mal etmiyorum. Kesinlikle bizi bağlamaz. Sizi bağlamaz. Ancak bunları Millet İttifakı'na destek veriyor olması halkta bir takım soru işaretlerine sebep oluyor. Değil mi? Tereddüte düşürüyor. Zarar veriyor. Sürekli. O zaman ben şöyle söyleyeyim. Şimdi siz bunu nasıl değerlendireceksiniz? Bunu da merak ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Karşıda bir Cumhur İttifakı var değil mi? Evet. Cumhur İttifakı'nın üyeler arasında kimler var Eda Hanım? Hüdapar var. Hüdapar kim? Hüdapar Hizbullah'ın siyasi uzantısı. Hani diyorlar ya. Şu anda bir bakıyorsunuz. Yani Türkiye diyor ki Türk devleti olmamalı diyor. Ya bir taraftan milliyetçi geçinen insanlar Türk devletini kabul etmeyen bir sistemle aynı masada oturuyorlar. Onlara sorun. Bakın onlara sorun. Onlar bunu diyorlar ki işte bulaşmış bulaşmamış. Ama bizim genel başkanımız net bir şekilde tavır koyuyor. Teröre bulaşmış. Biz terör örgütüyle asla bir arada değiliz diyor. Teröre bulaşmış kim varsa Allah belasını versin diyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Geçmişte terörle kim pazarlık yaptıysa, kim terör örgütleriyle işbirliği yaptıysa, geçmişte, gelecekte kim yapacaksa geleceği, hepsinin Allah belasını versin. Asla ve asla hiçbir askere, polisimize kurşun sıkan kimseyle biz bir arada olmadık, olmayız da. Ama onlar birini bırakıyor, birinin yanına gidiyor. Yani şimdi bir bakıyorsunuz, ittifak içerisindeki ortaklarda Hüdapar rahatsızlığı var diyorlar. Şimdi diyorlar ki, Hüdapar Cumhur İttifakı'nda değil. AKP'nin milletvekili kadrolarında kendilerine yol buldu. Bu nasıl oluyor? Yani nasıl oluyor? Biz açık ve net söylüyoruz. Kişilerin açıklaması asla bizleri bağlamaz. Bizim ortak mutabakat metnimiz var. Ve ortak mutabakat metnimizde genel başkanımız her zaman şunu söylüyor. Öyle yıllardır diyor Kandil'e gidiyorsunuz geliyorsunuz. Hatta bazen de işte operasyonlar başladı diye haber veriyor. Herhalde kimse kalmıyor. Vuruyoruz. Yani uçaklar gidiyor geliyor. Bizim iktidarımızda artık Kandil Mandil sorunu da kalmayacak. Ne gerekiyorsa yapılacak. Zaten 2001'e baktığınız zaman bunların devraldığı zaman ülkede terör minimum düzeydeydi. Yani terörü de bu hale getiren veya güçlendiren AKP iktidar zamanında oldu. Rakamlara baktığınız zaman terörün en yoğun olduğu zaman yine bunların zamanı. Millet İttifakı iktidarında artık Türkiye terörü konuşmayacak. Türkiye silahlı, işte yok şunlar bunlar asla konuşmayacak. Ben bakın onların adını bile ifade etmiyorum. Terör örgütleri diyorum. Askere polise kim sıkarsa, kurşun sıkarsa bana göre herkes teröristtir. Gereği yapılır. Bu ama teröristin iyisi kötüsü de olmaz. Baktığınız zaman Hizbullah da terör örgütüdür. DAEŞ da terör örgütüdür. Malum terör örgütü de terör örgütüdür. Çünkü yaptığınız zaman bir de bunlara destek vermiş oluyorsunuz. Yani reklamını yapmış oluyorsunuz. Asla ve asla bizim ortak mutabakat metnimizde de nettir.
Bunlara biz asla taviz vermeyeceğiz. Bugün sabahleyin haberleri izledim. Hizbullah davasından yargılanan bir şahıs serbest bırakıldı uzun tutukluktan dolayı veya sağlık problemlerinden dolayı. Kocama dolayısıyla 70 yaşında, isim resmi gazetede yayınlanan 71 yaşında değil mi? Evet. Serbest bırakıldı. Ama bu ülkede 80 yaşında bu ülkenin generalleri hala cezaevinde. Cezaevinde ölen paşalar vardı. Ne yaptı onlar? Bunlar niye yatıyor? Ama bunlar serbest bırakılıyor. Kim destek veriyor terörü? Ben buradan Karabük halkından, sizlerin aracılığıyla bütün Karabük halkına soruyorum. Yani bu taraftan demek ki bunlar, yani Hüdapar'la bunların pazarlığını yaptılar ki arkası geliyor işte. Bugün bir kişi daha bırakıldı. Uzun tutukluk dönemiyle, yani nedeniyle de serbest bırakılanlar vardı, davası sonuçlanmayanlar. Ben yine net bir şekilde şunu söylüyorum. Kim teröre destek veriyorsa, Genel Başkanımızın dediği gibi, onların Allah belasını versin. Bu ülkede suikasta uğrayan tek lider Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Biliyorsunuz bir polisimiz de şehit olmuştu. Evet. Diğer hiçbir siyasi parti liderine terör örgütü suikast girişiminde bulunmadı. Bize, yani sadece bizim Genel Başkanımıza bulundu. Biz asla ve asla terörün hiçbir zaman destekleyici olmadık. Bu parti Kuvayi Milli'den gelen, Kuvayi Milliye'den gelen bir parti. Olmadık, olmayız da. Evet. Biraz da güçlendirilmiş parlamenter sistemden konuşmak istiyorum. Evet. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili de yine seçmenin kafasında soru işaretleri var. Konuştuğumda şunu duyuyorum. Yönetimde birden fazla isim yer alacak ve bu isimlerle yola çıkılacak. Zaman içerisinde bu çok başlılık nasıl söylenir? Bu çok başlık herhangi bir probleme sebebiyet verir mi? Tutarsızlık veya bir başı bozukluk ortaya çıkar mı diye soruyorlar. Evet, tabii şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın haber olmadan kimse bir şey yapamadığı için, yani bütün yetkililer onda olduğu için böyle herhalde tereddüt ediyorlar. Bakın, bakanların ifadesi. Orman yangını çıkıyor. Orman Bakanı açıklama yapıyor. Sayın Bakanımızın işte talimatlarıyla orman yangını söndürmeye gidiyoruz. İşte AFAD açıklama yapıyor, Kızılay açıklama yapıyor. Deprem bölgesine Sayın işte Cumhurbaşkanımızın. Ülkedeki her şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla oluyor. Yani çok acil bir şey var. Şimdi yangın var. Sayın Cumhurbaşkanı ulaşamadı. Ne olacak? Değil mi? Şimdi bakın. Buradaki anlatılmak istenen Cumhurbaşkanlığı yardımcılarıyla ilgili söyleniyor herhalde. Ne dediler? Evet. Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olacak. 5 siyasi partinin Genel Başkanı da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ama biz bu ülkeyi daha önce ortak mutabakat metninde belirttiğimiz kurallara göre yöneteceğiz. Biz bu ülke için ne yapacaklarımız belli. Adalet için, ekonomi için, gençler için, tarım politikaları için, dış politikaları için biz bir kitapçık yayınladık. Herkes görevini biliyor burada. Bu ülkede nasıl yönetilecek o kitapçıkta yazıyor. Her şey var orada. 6 siyasi parti lideri bir araya geldi. Uzun bir süre, yani aşağı yukarı 13 ay bu ülkede ekonomiyi nasıl düzeltiriz? İç politikayı, dış politikayı, eğitimi, sağlığı nasıl düzeltebiliriz diye bu konuda ortak mutabakat metni imzalandı ve o metin doğrultusunda herkes çalışmalarına devam ediyor ve bu ülkeyi biz o metin doğrultusunda yöneteceğiz. Hiçbir sorun olmayacak. İnanın, bakın ilk 100 günde Genel Başkanımızın açıklamaları var, yapacaklarımız diye. Orta vadede, kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede. Hepsi birer birer gerçekleşecek ve başta Karabükler olmak üzere her zaman şunu söyleyecek. İyi ki biz Millet İttifakı adayı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdik diyecek. İyi ki biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine oy vermişiz dedirteceğiz. Çok çalışacağız. Onlara layık olmak için bunları dedirteceğiz. Onlarla beraber hiç yorulmayacağız yani. Onların yanında olacağız. İyi günde, kötü günde hiçbir zaman bütün ilçelerimize gideceğiz. Yani şu anki yaşamımız neyse bundan sonraki yaşamımız da öyle olacak. Bu ülkeyi hep beraber ortak akılda buluşturarak ayağa kaldıracağız. Cumhur İttifakı sürekli size yapamazlar diyor.
Neden bunu söylüyorlar? Sürekli yapamazsınız, yapamazlar. Ya onlar şeyi de söylüyorlardı biliyorsun. Biz emekliye ikramiye dedik. O dedi ekonomiyi bozar dedi. Ne oldu? Yerine getirdiler. Asgari ücret konusunda yapamazlar dedi. Yani bizim dediğimiz rakamın biraz altında kalıyor. Onları yerine getiriyorlar. EYT konusu biz söyledik. Olmaz dedi. İşte Türkiye'nin ekonomisine işte zarar verir. Ne oldu? EYT de çıktı. Öyle yapamaz falan yok. Bizim dünyaya bakış açılarımız bunlarla farklı. Biz geliri halkla, halkça bölüşelim diyoruz. Bunlar da belli bir yere kanalize ediyorlar. Hani biz diyoruz ya, yasaklanmıştı herhalde malum beşlilerimiz var ya. Evet evet söylemeyin. onlarla paylaşmaya, belli bir kesime paylaşmaya çalışıyorlar. Bizim emin olun biz halk ve halk diyoruz. Yani bu geliri adil bir şekilde halkla paylaşacağız diyoruz. Onlar belli. Yani nüfusun %1'i gelirin %56'sını alıyor Eda Hanım. Hepimiz o kesime çalışıyoruz. Yani bütün amacımız onların gelirlerini daha da artırmak. Ama bizim iktidarımızda böyle olmayacak. Onlar halkla paylaşmamızı istemiyorlar. Emin olun biz bu artık bundan sonra halk ve yani halk çerçevesinde bu gelirlerimizi halkla paylaşacağız. Biz halka vereceğiz. Halktan alınan halka geri gidecek. Onlara yatırım olarak gidecek, ekonomi olarak gidecek, rahatlık olarak gidecek. İnsanlar özgür olacak. İnsanlar kimseye el açmayacak seviyeye geleceğiz. Sosyal devlet olmanın gereğini yapacağız. Bakın belediyelerimiz bunu çok iyi örneklerini gösteriyor. Türkiye'de Millet İttifakı'na bağlı belediyelere bir bakın. Hükümetin tüm engellemelerine rağmen, hiçbir şekilde destek vermemelerine rağmen, buradan bütün belediye başkanlarımız, başta Safranbolu Belediye Başkanımız olmak üzere, hepsini kutluyorum. Habercisiniz, sokağa çıkıyorsunuz, yayın yapıyorsunuz. Bir sorun bakalım, Safranbolu nasıl değil? Özellikle kadınlarımız, gençlerimiz, inanılmaz derecede gittiğimiz her yerde, Yenice'de, gidiyoruz, Elif Başkan nerede diyorlar. Biz Elif Başkan'ı çok beğeniyoruz diyorlar. Karabük'te de aynı sorularla karşılaşıyoruz. Bunlar mesela Cumhur İttifakı, Karabük Belediyesi, iktidarın bir ortağı değil mi? Aylardır var ya, Sayın Belediye Başkanı otobüsleri aldık dedi. Aylardır bir şirketi kurma yetkisini alamadılar ya. Yani ondan sonra geliyorlar, işte çok başlılık olacak. Tek sistem var, tek başlılık var da her şey daha güzel yönetiliyor da. Yani bir şirket kurmak bu kadar mı zor? Bak mahallelere servis arabaları gidemiyor. Gitsinler bir, ben buradan Karabük'lere de sesleniyorum. AK Parti milletvekili adaylarına sorsunlar. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adaylarına da sorsunlar. Cumhur İttifakı bunlar. Ama biz ne yaptık? Göreve geldi Elif Başkan. Toplu ulaşımla ilgili problem vardı. 7 tane otobüs aldık. Borçları da bitti. Ve üstelik var ya, 7 tane otobüs için 4 yılda yani 1 milyon kredi vermişlerdi o zaman. Ve o para 4 yılda kullandığımız ekstra İller Bankası'ndan gelen tek krediydi. Biz yaptık bunu. Onlar bir şirketi bile, Karabük için kendi ittifak ortakları, şirket kurmayı bile beceremediler. Bütün mahallelerde gittiğimiz zaman bize bunu dile getirin diye söylüyorlar. Bir de şu var, Cumhuriyet Halk Partisi neden sürekli din üzerinden yıpratılmaya çalışılıyor? Biliyorsunuz en son bir seccade olayı yaşadı Kemal evet. Kılıçdaroğlu. Bir görüntü servis edildi basına ve orada seccadenin üzerinde bir fotoğraf da bu. Neden bunun üzerinden CHP sürekli... Tek kelime, tek. Biz dini siyasete asla alet etmeyeceğiz diyor. Bunlar din üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorlar. Ve din üzerinden siyaset yapmak artık bitti. Bu ülkede insanlar istediği şekilde kimsenin biz dinine, diline, ırkına, kimliğine, etnik yapısına bakmayacağız. Herkes özgürce bu ülkede yaşayacak. Dindarlar da özgür yaşayacak, diğerleri de özgür yaşayacak. Bunlar bütün olayı din üzerinden siyaset yapıp din üzerinden oy devşirmeye çalıştıkları için bunları gündeme getiriyorlar. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Biz bu kul hakkı yiyenlerin peşinde olacağız. Onlar
bir taraftan siyaset, dini kullanarak siyaset yapıyorlar ama öbür taraftan da ne yaptıklarını biz çok iyi biliyoruz. İnşallah iktidar olduğumuz zaman bunları da çok iyi bir şekilde, bunların yaptıklarını halkımız net bir şekilde zamanla görecektir. Evet. Son olarak artık programımızın da sonuna geliyoruz. Toparlamak gerekirse toparlayalım Sayın Başkan. Evet. Ne söylemek istersiniz? Seçmenlerinize seslenebilirsiniz. Evet. Şimdi bugün yine bir haber okudum. Yani önce oradan başlayayım. Yıllardır biz Yenice'ye doğalgazla ilgili sözlerini hatırlatıyorduk. Herhalde yarın doğalgazla ilgili ilk kazma vurulacak değil diye bir haber sitesinde haber okudum. Demek ki bazı artık seçim yaklaştıkça 10 gün var ya, seçime 10 gün kala, yarın 9 gün. 10 gün kala bunların aklına doğalgaz, Yenice'nin doğalgazı aklına geldi. Bu arada herhalde Eflaniye'de kazma vururlar belki. Oranın da doğalgaz ihtiyaçları vardı. Ben hep şunu söylemiştim. Gerçekten Karabük'ün çok büyük problemleri var. Ne problemleri var? Bir, özellikle sağlık konusunda çok problemimiz var. Emeklilerin geçim standardı konusunda çok problemleri var. Emekliye aldığı para yetmiyor. Eskiden semt pazarları, bakın semt pazarları, ben pazarcılık da yaptım. Ben Gonaralıyım. Yani pazarlarda gelip bütün yetiştirdiğimiz ürünleri biz köylü pazarında satıyorduk. Eskiden biz pazara geldiğimiz zaman saat 1-1.30 olduğu zaman getirdiğimiz ürünleri satıp köye geri dönüyorduk. Şimdi bakıyorsunuz saat 6'da 7'de daha pazar var. Niye? İnsanlar var ya, artık gündüz erkenden pazara gidemez oldu. Çünkü alım gücü geriye geldi. Mevsimi değilmiş sebze, meyvenin, o yüzden. Ne zaman gelecek? Yani şu anda mevsim olarak değil dedikleri var ya. Kışın ıspanak, pırasa veya işte soğan, patates, yani her zaman pahalı. Rusya-Ukrayna savaşına da bağlıyorlar ve bütün Avrupa ülkelerinde bir ekonomik kriz olduğunu da söylüyorlar. Ben söyleyeyim mi? Bu işin tek sorunu ne biliyor musun? Bu hükümetin beceriksizliği. Eğer Türkiye'de meyve, sebze ve diğer ürünler bir sene soğan fiyatları, bir sene patates fiyatları tavan yapıyorsa bu hükümetin beceriksizliği. Eğer hala bunlar Türkiye Cumhuriyeti, yani Türkiye'de yıllık soğan ne kadar ihtiyaç var, patates ne kadar ihtiyaç var, ona göre ekimlerini yaptıramıyorlarsa, vatandaşın kendi inisiyatifine bırakıyorlarsa, denetleyemiyorlarsa, bu Tarım Bakanlığı'nın bu işi bilmemesinden kaynaklanır. Veya diğer konularda. Şimdi eğer sen gübreyi, eğer mazotu çiftçiye destek vermezsen, fiyatların düşmesi bir kere mümkün değil. Şu anda ben işte halcı arkadaşlarla da görüşüyoruz. Antalya'dan kalkan bir araç, yani yoldaki paraları, masrafları, mazot parası, Karabük'e geldiği zaman kilo başı ne ürünü alırsa alsın. Yani 1 liraya 2 liraya bir ürün aldığını düşün. Karabük maliyeti 5 lira. 5 lira hale girmeden de. Yani ürünün maliyeti kadar yolda taşıma maliyeti biniyor. Eğer bunları çiftçilerimize mazot veya nakliyecilerimize mazot, üreticilerimize gübre, ilaç desteği vermediğimiz müddetçe, yani bu tarıma harcadığımız paraları, maliyetleri düşürmediğimiz müddetçe fiyatların düşmesi çok zor. Bunun için ne yapacağız? Biz çiftçilerimize destek vereceğiz ve üretimlerini de artıracağız. Ve onların ürettikleri ürünlerine de alım garantisi vereceğiz. Biz diyoruz ki buğdayın taban fiyatını bir sene önce açıklayacağız. Arpanın bir sene. İhtiyacımız kadar, eğer ihtiyacımızdan fazlası neyse farklı yönlere yönlendireceğiz üreticilerimizi. Evet. Şu anda özellikle ben Karabük'teki toplumun tüm kesimlerine, hani diyoruz ya genel başkanımız sana söz diyor. Ben de genel başkanımızın ortak mutabakat metninde olduğu gibi Karabük'e diyorum ki sana söz Karabük diyoruz biz. Bir, emekli dul yetimleri. Özellikle bakın emeklimiz yine bir işte belli bir iyileştirme yapılıyor diyor. Açlık sınırının %50 altında kalsa bile inşallah Temmuz ayından sonra hiçbir emekli maaşı açlık sınırının altında kalmayacak. Bakın burada rakam yok. Açlık sınırı şu anda 10.500, 11.000. 7. ayda belki 12.000 olacak. En düşük emekli maaşı açlık sınırında olacak. En düşük asgari ücret açlık sınırında olacak. O dul yetimlerimiz var ya, şu anda en düşük emekli maaşı 7.500 liraydı hanım.
3000 lira, 3500 lira olan dul yetim var ya. Herkese 2000 lira ikramiye verdik diyorlar. 700 lira, 800 lira olan dul yetim ikramiyeleri var. Ben buradan onlara söz diyorum. Sana söz diyorum. Emekli, dul yetimde maaş alan abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz. 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu zaman diyorum, insanca yaşayabilecek bir ücret alacaksınız diyorum. Sana söz diyoruz biz Karabük'te yaşayan tüm sosyal hizmetlerden yardım alanlara. Aile destek sigortası kapsamında siz artık var ya, yani insanların devlet kademelerine gidip kaymakamlıklardan var ya, yardım dilenmeyeceksiniz diyoruz. Ne yapacağız biz onlara? Aile destek sigortası kapsamına olup sosyal devlet olmanın gereği hepsinin yaşam standartını devam edecek bir ücret yapacağız. Engellerimizle ilgili özel çalışmalar yapacağız. Onların, atıyorum, bedensel engellilerimizin kullandıkları alet edevatları düşünün. Koltuk değneklerinden engelli araçlarına kadar. Ne yapmaları gerekiyorsa protezlerine kadar. İşte günü dolmadı diyorlar. Veya herhangi bir şey. Kullandığı her şeyi ücretsiz verme konusunda onlarla ilgili çalışma yapacağız. Engelli kotalarını artıracağız. Yine özellikle tarım ve hayvancılıkta yine dediğimiz gibi Karabük başta olmak üzere tüm Türkiye'yi üretim haline getireceğiz. Yani üretim merkezi haline getireceğiz. Sağlık sorunu. Kesinlikle biz iktidara geldiğimiz zaman Karabük'e bir tane devlet hastanesi olacak. Türkiye'de üniversite hastanesi olup da devlet hastanesi olmayan ender illerden bir tanesiyiz. Hastalarımız o kadar mağdur ki. Yine bugün ziyaretlerimiz veya Safranbolu'da da olabilir bir gün önce. Işın tedavisi alamıyorum diyor. Yani kemoterapi var, radyoterapi yok. Gidiyorsunuz, bir sürü insan mağdur oluyor. Ankara'ya gitmek zorunda kalıyorlar. Zonguldak'a gitmek zorunda kalıyorlar. Randevu zaten Meresi'den veya randevu olmak var ya, mümkün değil artık ya. Hep uzun vadeli günler veriliyor. Endoskopi, kolonoskopi uzun vade. Yani kolonoskopide 6 ay, 7 ay gün veriliyor. Endoskopide 3 ay, 4 ay günler veriliyor. İnsan, vatandaşlarımız gözcüye gidecek. İşte bir haftaya gün oluyor. 6. gün randevu geliyor. İşte doktorun bilmem ne nedeniyle randevunuz iptal edilmiş. Sıra daha tekrar başa dönüyor vatandaş. Randevu almak için uğraşıyor. Bir kere sağlıktaki bu randevu sistemini tekrar baştan geçireceğiz. Dediğimiz gibi ilçelerdeki sağlık ocaklarını ve hastaneleri, gerçi bir Yenice'de uzman olan bir işte dahiliye uzmanı atanmış oraya da. Ona da teşekkür ederiz yani. İyi yapılıyorsa destekleriz. Yani şimdi bakıyorsunuz, eski pazarda hastane problemi var. Ovacık'ta hastane problemi var. Ovacık işte 2 yıldır devam ediyor. Çin Seddi gibi duvarlarını yapmışlar. Ortada bina yok. Eski pazar zaten artık var ya. Hani derler ya, her konuda sürekli aynı şeyleri söylüyoruz. Hala daha bir karar yok. Yıkılacak mı? Güçlendirilecek mi? Yani oradaki 10 bin nüfuslu bir ilçenin hastanesi hakkında ne yapacağımıza hala daha bu siyasi iktidar karar veremedi. Ama emin olsun bu eski pazarlı hastane hemşerilerimiz, biz iktidara geldiğimiz zaman en kısa zamanda o işi çözeceğiz. Hep diyorlar ya, biz işte siyasette güçlüydük. Çok bakan geldi. Çok bakan gelmesi önemli değil. Bakanlar geliyor burada, bakıp bakıp gidiyorlar. Çok basit işleri bile yapamıyorlar. Sanki Karabük'e bakmaya geliyorlar. İcraat üstü artık. Karabük halkı var ya, göz boyayacak işler istemiyor. Ya eski pazarda mermer kavşağı. Senede her ay düzenli kazalar var. Ölümlü kazalar. Çok basit ya. Bir sinyalizasyonu yapamadı bunlar. Hiç merak etmesin eski pazarlı hemşerilerimiz. O sinyalizasyonu da biz yapacağız. Hastane sorununu da biz çözeceğiz. Ovacık'taki yarım kalan o hastaneyi de biz çözeceğiz. Yine geliyoruz. Eflani'nin o sorunlarını da biz çözeceğiz. Doğalgazını da biz çözeceğiz. Yenice'nin de biz çözeceğiz. Yeter ki Karabük halkı bize güvensin, inansın. Sana söz Karabük diyoruz. Artık Karabük sorunlarla yaşanmayacak. Karabük, Kardemir kavşağı gibi kötü projelerle gündeme gelmeyecek. Çevre yolunu da yapacağız. O kavşağı da yeniden düzenleyeceğiz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz de hepsinin takipçisi olacağız tabii. Tabii ki, bu söylediklerimiz hepsi kayda giriyor zaten. Tabii, hepsi kayıtlı. Çıkarırız arşivden zamanı geldiğinde. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Yine bekleriz diyorum. Teşekkür ederiz. Geleceğiz tabii, daha seçime 9 gün var. Bekleriz her zaman. Sağ olun. Seçim 2023 Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili adayı Sayın Abdullah Çakır'ı ağırladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.